Ben hastaneden çıktıktan sonra, hani 3 gün hastanede kaldım ben. Hastaneye çıktıktan sonra işte oğlumun işte cenaze işleriyle uğraştık. Oğlumu defnettikten sonra Malatya'da defnettik. Malatya'dan sonra tekrar ben Adıyaman'a döndüm. Enkazda hani işte geride işte bir şey bulabilir miyim diye oğluma ait işte resimleri, eşyaları, işte okuluna gittim, okulunda acaba işte kitaplarını vesaire filan bulabilir miyim? Okul, her taraf kapalı olduğu için okula giriş yapamadım. Enkaza gittim. Enkazda arkadaşlarla, yeğenim filan onlarla beraber biz enkaz üzerinde işte arama yaptık. Onlar da yardımcı oldular. Hiçbir şey bulamadık. Yani bize ait, oğluma ait. Yani baktığımda hani işte oğlumun bir eşyası, bir fotoğrafı ya da başka bir şey, oğluma dair hiçbir şey bulamadık. Evet. Enkazda biz bir şey bulamayacağımızın yani artık umudumuzu yitirdik bu manada. O dönemde bir tayinim çıktı İstanbul'a. Kızımla beraber işte döndük İstanbul'a. Bir süre sonra onun arkadaşı bize ulaştı. İşte, İbrahim'in telefonu ve saatinin şu numaralı kişide olduğunu söyledi. Ben de hiç vakit kaybetmeden o numarayı aradım. Açmadı. Sonra o bize döndü. Sonra görüşmelerimiz neticesinde onlar telefonun hiç kendilerinde, şey pardon, saatin hiç kendilerinde olmadığını söylediler. Telefon istiyorsanız hani sizin için bir değeri varsa, manevi değeri varsa kendisini yalvardım ben. Yani onu bize ulaştırın diye. Yani bunun o şekilde olamayacağını siz işte bunun karşılığını ödeyin. Biz size gönderelim. Yani çok üzüldüm buna tabii. Yani çünkü oradaki insanların ve bizim oradaki sıkıntılı durumumuzu hiç anlayamamışlar. Duygularımızı hiç anlayamamışlar. Ben 17 yaşında oğlumu kaybettim. Yani çok acı bir şey. Bu tarif edilebilecek bir durum değil. Öyle deyince hani ben de sonra WhatsApp'tan yani bir bu manadaki beklentin neyse benimle paylaşırsan ben çözüm bulayım. Gönder bana. Yani benim ona ihtiyacım var. Hani o fotoğrafları almam lazım. Yani bunun o şekilde olamayacağını siz işte bunun karşılığını ödeyin. Biz size gönderelim. Açıkçası sonra yeğenime söyledim. O polisti. O yazdı ona. Tabii o yazınca mesleğin de sanırım yazmıştı. Onlar ürktüler. Tabii yeğenim onlara yazdığı için artık hiçbir şekilde bana dönüş yapmadılar. Şu an telefon Evet. sizde, saat. Evet, saati de bulmuşlar, bulundu. Telefonu aldık. Saat da elime geçmedi. Bize geçmedi, intikal etmedi. Şu an telefonun içindeki bilgileri nasıl kurtarabiliriz onunla ilgili çalışma yapıyoruz. Bir daha benim telefonlarıma hiçbir şekilde çıkmadılar. Bir şekilde konuyu Sivas Emniyet Teşkilatı'na ilettiler. O gece telefonun yeri tespit edildi. Telefon şahısların evinde çıktı.
Saati de itiraf etmişlerdi. Almışlar ve satmışlardı. Telefonun içindeki oğluma dair ne bilgiler varsa hepsini de silmişlerdi. Fotoğrafları da. Evet, fotoğrafları da silmişlerdi. Ama başka insanların fotoğrafları vardı telefonda. Başkaları hesapları vardı, kullanmışlardı telefonu. İnşallah işte en azından oğluma dair işte, o bilgileri getirebilirse. Yani bu ciddi manada beni derinden üzmüştü. Hani yani hiç beklemediğim bir şeydi bu. Çünkü orada 100 yani 50 bin insan vefat etmiş. O insanlar acı çekiyor. Yani böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum.